Bağırsak hastalıkları. Evet. Bağırsak rahatsızları, çeşit çeşit bağırsak rahatsızları var. Bunlardan en önemlisi iltihaplı bağırsak hastalıklarına. Bunlara enflamatör bağırsak hastalıkları veya inflamatör veya enflamatör de denir. Bunlar ikiye ayrılır. Kron hastalığı, ülseratif kolit. Ülseratif kolit sadece kalın bağırsakta olur. Kron hastalığı ise ağızdan makada kadar. Yemek borusunda da olur, midede de olur, ince bağırsakta olur. Evet. Kron hastalığı her yerde olabilir. İltihaplı bağırsak hastalıkları, evet. Ülseratif kolit ve kron hastalığı dedik. Ülseratif kolit genellikle kalın bağırsakta olur. Kolit zamanla yaraya dönüşür. Kanama, kanlı ishaller olabilir. Kron ise ağızdan makada kadar, yemek borusunda, midede ince bağırsakta olabilir. Şimdi bu gördüğünüz günlük Türkiye'de bir ağaç yetişir. Sadece Muğla yöresinde. Dünyada başka yerde yetişmez. Muğla'da. Muğla'da ve sahil kesiminde ama Muğla'nın. Fethiye, Bodrum, Köyceğiz vesaire, Dalaman. Buna sığla ağacı denir. Sığla. Sığla ağacının, ben gittim gördüm Köyceğiz'de oralarda, baktım ağaca. Boyu 30 metre var. Kalın bir gövdesi. Gövdesi yazın böyle bıçakla yarılır. İçinden böyle yağlar akar. Onu toplarlar. İlaç yaparlar. Şimdi bu da onun gibi, bunun bir türü, Hindistan'da yetişen türü, günlük. Boswellia latincesi zerreta. Bu şöyle bir, mesela birkaç tane alıp sakız gibi çiğneyebilirsiniz. Mesela ağzında iltihap varsa kişi, yani fazla olmamak şartıyla günde sabah öğle akşam 5'er dakika çiğneyebilir. Fazla değil. Çiğnenebilir. Mesela kışın diyelim ki çok üşüdü kişi. Donuyor. Bazılarının vücudu ısınmıyor. Evet. Özellikle mesela şey, bu buz gibi oluyor. Eller, ayaklar, romatizma hastalarında vesaire. Bu tür rahatsızlığı olan kişi günlük çiğnediği zaman 15-20 dakika sonra vücudu ısınır. Metabolizmayı hızlandırır. Günlükle ilgili çok yeni araştırmalar yapıldı. Bu yapılan araştırmalarda bunun birleşiminde bosvelik asit denen bir asit tespit edildi. Bu asit ne yapıyor? Bir, ülseratif kolit ve kron gibi bağırsak rahatsızlarına iyi geldiği klinik araştırmalarla belgelenmiştir. Bu Almanca dergide yapılan klinik araştırmalar bahsediliyor. Yani birçok dergi var, bir tane dergi değil. Bunların hepsi yapılan araştırmalardan, bir, kalın bağırsak iltihabı, ülseratif koliti iyileştirdiği. Kron hastaları 147 kron hastası bugüne kadar kronla ilgili dünyada hiçbir bitki, hiçbir ilaç yoktu, yani tedavi etmiyor. Antibiyotiklerle sadece baskılanıyordu. Kronu ve ülseratif koliti günlüğün iyileştirdiği belgelenmiştir. Ama günlük bu şekilde kullanılmıyor. Ne yapılıyor? Damıtılarak elde edilen ekstraktından damla draje yapılıyor. Evet. Ya bizim de çok güzel bir formülümüz var bununla ilgili. Artı romatizma hastalarının artrit, artroz hastalığını iyileştirdiği ve sedefi iyileştirdiği belgelenmiştir. Nasıl oluyor da bu günlük romatizma, ülseratif kolit, kron ve cilt hastalığı yaraları iyileştiriyor? Nasıl oluyor da birçok hastalığı aynı anda iyileştiriyor? Neden, niçin? Şimdi mesela omega 3, omega 6, omega 9 gibi yağlar var. Yağ asitleri. Çok özel bir yağ var. Buna araşidon asit dediğimiz. Bunun alt türevlerinden birisi. Bu araşidon asit bünyemiz tarafından özel enzimlerle prostaglandin E1, E2'ye dönüşür. Prostaglandin E1, E2 ise hormonlara dönüşür. Çeşit çeşit hormonlar. Bünyemizde birçok fonksiyonlarını hormona dönüşür. Yağları hormonlara dönüştüren bir sistem var. Enzimler bunu dönüştürür. Bazen bu enzimler elengaz, desturaz, lipaz gibi enzimlerde azalma olursa araşidon asit hormona dönüşeceğine lökotrin denen bir maddeye dönüşür. Bu da iltihapları tetikler. Kronu,
ülseratif koliti, romatizmayı bu lökotrin denen bir madde ortaya çıkar bu tetikler. Bunu nasıl durduracağız? İşte bunun birleşimindeki bosfelik asit, arahidon asidin lökotrine dönüşmesini engelliyor, hormona dönüşmesini sağlıyor. Böylece romatizma, ülseratif kolit ve cilt hastalıklarını iyileştiriyor. Klinik araştırma var, belge var. Hastalar tedavi edilmiş. Evet. Bir iki üç değil. Hem romatizma hastalar tedavi edilmiş bununla, hem Crohn hem de ülseratif kolit gibi ağır. Mesela ülseratif kolit ve Crohn'un bakteri virüsten kaynaklanmadığı belgelenmiştir. Yani bakteriden kaynaklanmıyor. Orada bir iltihap var, bir yara var. Neden kaynaklandığını ilim adamları bulamadı şimdiye kadar. Ama bunun birçok sebebi var. Sağlıksız beslenme. Bağırsaklara mantar yerleşirse, mantarların üretmiş olduğu zehirli gazlar, zehirli alkolle, hormonsu maddeler bağırsakları yakıyor, kavuruyor, haşlıyor. Bu da zamanla yarıya dönüşüyor. Yani burada en önemli rol mantardan kaynaklanıyor. Bağırsakta, evet. Fakat bu ilim adamları bunu çözemediler. Sebebi bilinmeyen enflamatör bağırsak hastalıkları. Yani iltihaplı bağırsak hastalığı. İltihap varsa mikrop olması gerekir. Mikrop yok. Tespit edilemiyor. Çünkü mantarların üretmiş olduğu zehirli gazlar, zehirli alkoller yakıyor. Bakteri yok diyorlar. Bakteri yoksa neyi buna sebep oluyor? Onu da bilemiyorlar. Evet. İşin içinde çıkamadılar. Son yapılan araştırmalarda günlük her türlü Crohn, ülseratif kolit ve romatizmayı iyileştirmiştir. Bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Var. Elimizde belge var, bilgi var. Evet, burada romatizmayla hatta kanseri bile tümörlerin gelişimini durdurduğu klinik araştırmalarla belgelenmiştir. Yani bununla ilgili birçok. Eskiden bu günlük kiliselerde böyle papazlar şöyle bir şeyin içerisine kollar bunu yakarlar. Tütsü yaparlar. Bu nedenle buna Hint tütsüsü de denir. Güzel bir koku yağsın diye. İnsanları sakinleştirsin, rahatlatsın. Kiliseden kaçmasınlar. Yani bu evlerde bu yakılırsa hafif güzel bir koku yarar. Bundan çubuklar yapılır ekstra. Tütsü çubukları. Güzel bir koku yayar etrafa. Kişi üşüdüğü zaman bunu çiğnediği zaman sakız gibi çiğneyebilir. Bu kan akışını artırır. Üşümeyi önler. Mesela çok soğuk havalarda. Vücudu çok soğuyor bazı insanlar. Mesela geçen bir romatizma hastası ne kullandıysa fayda etmemiş. Beni aradı dedi ki vücudum bir türlü ısınmıyor. Ben dedim problem yok. Günlük gönderdim. Sabah öğle akşam birazcık çiğneyeceksiniz. Evet. Veya çayını yapıp içebilirsin yani. Çay gibi demleyebilirsin. Veyahut da daha kolay bir metodu var. Nedir? 50 gram yani şu kadar az bir şey. Bunun yarısı kadar. Bir şişeye dolduruyorsunuz. Üzerine sirke. Sirke. Evet. Çalkalıyorsunuz. Bu sirkeden yani günlük sirkesi. Sabah öğle akşam bir çorba kaşığı içiyorsunuz. Hala tadı ağzınızda değil mi? Kötü bir tadı. Ama acısı. Şöyle bir şey. Psikolojik mi? Plasebo etkisi mi yaptı anlamadım. Hakikaten böyle şey ateş basıyor. Evet hemen vücudu ısıtır. Reino hastalığı var. Romatizmanın... Ciddi yani böyle sıcak ateş bastı birden. Romatizman... Ne ben bir tane içinedim ne olur. Benim vücut bitkiye alışkın olmadığı için herhalde. Size tepki veriyor. Ben alışkın olduğum için bana bir şey olmaz. Şimdi mesela Reino hastalığı bir romatizma türü. Tırnakları, parmakları, buraları mosmor olur. Isınmaz vücudu kan akışı o çok az olduğu için. Çiğnediği zaman bunu veya sirkesini içtiği zaman çok kısa sürede üşüme, aşırı üşüme. Peki bu bir şey daha soracağım. Günlük metabolizmayı hızlandırır dediniz. Metabolizmayı hızlandırıyor mu? Evet. Yağları yakıyor. Yağları mesela yakıyor. Mesela kilo vermede kullanılır mı? Kan dolaşımı hızlandırıyor. O kilo ayrı. Onunla ilgili... O ayrı. Yani onun için kullanılmasın bu. Yok yani kullanabilir de onunla ilgili değil bu. Yani insanlar günde bir iki tane ufacık taneleri zaten çiğnese bir zararı olur mu? Hayır olmaz. Olmaz. Ben bunu aylardır çiğniyorum. Sizin artık siz bitkilerle şey dost olmuşsunuz. Bitkiler size zarar vermez zaten. Bu kadar ansiklopediler, cilt cilt kitaplar yazmışsınız. Ha terletti bak bu. Evet gerçekten şey sıcak yapıyor. Ben attım gerçi ama. Evet. Şimdi bunun faydası sayılmayacak kadar çok. Ülseratif kolit hastası var binlerce.
onu yiyemiyor, bunu yiyemiyor, şunu yiyemiyor, kanlı ishal oluyor, bağırsak rahatsız oluyor, şişkinlik oluyor, hazımsızlık oluyor. Hayata küsüyor. Mesela Hollanda'da... Bir şey sorabilir miyim? Şimdi ben hayvanları da çok sevdiğim için kanlı ishal dediniz, birçok hayvanda da oluyor. Onlara kullanılabilir mi? Tabii tabii, hayvanlara da göre tabii. Evet. Bu antiviral, antibakteriyel, antimikozitik. Yani bakteri, virüs ve mantarlar yok edici. Evet. Problem yok. Mesela Hollanda'da bir beyefendi ülseratif kolite yakalanmış. 15 yıldır sokağa çıkamıyor. Neden? Bir şey yiyip içtiği zaman hemen lavaboya koşması gerekiyor. Saatler önceden hiçbir şey yemiyor. Sokağa çıkınca rezil olmamak için. İş hayatı bitmiş. Gidip çalışamıyor. Sokakta gezemiyor. Ne yapsın? Yani Almanya, Avrupa'da böyle tuvalette olduğu gibi her yerde tuvalet yok, lavabo yok. Gidemiyorsun yani. Sıkıştı mı kaldın ortada. Yani tutamazsan gitti. Burada mesela her caminin yanında şey var, abdesthane var. Orada öyle bir şey yok. Evet. Tutamazsan yallah, rezil oldun gitti. Adamca sokağa bile çıkamıyor. Ülseratif kolit iyileşmesi mümkün değil. Ne denediyse fayda etmemiş. Zaten buna karşı bir iki ilaç var. Onlar da tehlikeli. Yan tesisi çok büyük. Problem değil. Hallederizlik. Evet. Vatandaş 3-4 ay sonra hiçbir hastalığı kalmadı hamdolsun. Biz bununla ilgili çok güzel bir formül geliştirdik.